yaşam, ölüm yaşam, ölüm yaşam. İşi teslim ettik, yorulmuşum. Abi 3 haftadır akşam en az minimum 00.00'a kadar sen çalış. Kalk kıçını zar zor toparla, gözlerini ovuştura ovuştura. 11'den sonra gündüz devam et aynı şekilde akşama kadar. Bitti kardeşim, ben de Voltron değilim ki. Kardeşim ben demir adam değilim. Ben Transformer değilim. Yani ben Transporter değilim. Aa, ben de yoruldum yani. Makina miyiz biz ya? Makina mıyız biz kardeşim ya? Oh. Oh. Bakalım. Geçiyordum, uğradım dostlarım. Bakalım bir... Yemin ederim yoğunluktan. Dünden beri telefonumu daha yeni açtım ha. Saat kaç şu an biliyorsunuz mu? 17.04, saat 5 lan. Antonio ikizimden bir mesaj gelmiş. Dur bakalım, WhatsApp'ı açtık da. Antonio ne demiş? Bakalım. Aha. Vay 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 vay. Antonio kardeşimin Antalya'nın en elit ve derin düşünen sanatsal insanlarından, benden epeyce genç olan Antonio kardeşimin doğum günüymüş dün lan. Aa, abi biz şaftı kaydırmışız, beyin olmuş folofoş kardeşim. Lavaş ekmeği gibi bir beynim var şu an. Yani tabii ki böyle sevdiğim, hatta ruh ikizim dediğim bu elit kardeşimin doğum gününü de kaçırdım. Antonio'cum, Antonio Ferrari, Antalya'ya selam olsun, ailene selam olsun. Bu genç yaşında çok tarz sahibi, duruşu düzgün ve elit akıllı bir adamsın. Yani gerçekten iyi ki doğdun diyorum. Bugün kendini şımart. Artık gidip Pro mu alacaksın? Yoksa Marlboro mu alacaksın? Akşam viski mi çakacaksın? Smirnoff mu çakacaksın? Absolut mu çakacaksın? Bunlar senin kendi sorunların kardeşim. Bu sorunlarla ilgili bana gelme. Zaten kafam yorgun. Yani ama kendini şımart. Ailene biraz böyle naz yap. Hafif şımarıklık yap evde. Tamam. Hatta durumlar uygunsa babandan bence özel güzel böyle taşaklı bir hediye siparişi yap babana. Yap tabii oğlum. Ya durum varsa olacak ya. Benim durumum olsun. Şerefsizim. Kızımın kapısının önüne bir tane yeni alınmış cillop gibi Mini Cooper'ı koyarım lan. Param olsa koyarım kardeşim. Ondan 50 bin lirayı mı sakınacağım? Antonio kardeşim iyi ki doğdun, mutlu yıllar. Ben de tam bir iş teslim ettim. Az önce gittim işte tuvalette büyük abdestimi de icra ettim. Dedim artık bir kutlayayım, dünden beri kaçırmışım kardeşim. Ah, beni yorgun, bitkin ama mutlu bir projenin ilk aşama teslimini yapmış bir şekilde, muzaffer bir şekilde yakaladın. Antonio Ferrari kardeşim, sen bu kadar gençken tarz sahibisin. Hakikaten Antalya'ya geldiğimde, seninle Shakespeare Cafe'ye gittiğimizde abi ilk daha seninle yüz yüze gelmiştik. Böyle bir dik duruyorsun böyle. Hemen yüz vermiyorsun falan. Böyle bir asalet üstünde falan. Ben çekindim lan dedim. Bu ne? Ağa baba gibi lan dedim. Allah Allah. Parisli ağa babalar gibi. İngiltereli ağa babalar gibi. Bir de ciddi. Öyleydin yani. Dedim bu adamın duruşu belli. Bu adamın bir stili var. Fular mular takıyor. Kaliteli şeyler giyiyor. Yani çakmağı desen ona keza, bana feza, size uzay yani. Hepsi kaliteli. Adam böyle malı mülkü bir koyuyor masaya. Kahveyi sonra söylüyor. Masada yer bulursan kahveyi de böyle kenara koyuyorsun. İyi ki doğdun Antonio'cum. Evet dostlar, birbirlerini kutlamalı, dertlerini dinlemeli değil mi kardeşim? Çok sağ ol. Benle olan temasını sürdürdüğün için, beni sevdiğin için, benim de seni sevmeme izin verdiğin için çok teşekkür ediyorum Antonio kardeşim. Ailene de çok selamlar, öpüyorum canım benim.